sıra, sıla da sıra. Ya sıla Sıla da hamile sıra. mi? Sıla hamile mi? Hamile mi? Vallahi bilmiyorum ben. O kadar bilmiyorum. Diyeni biliyorum da. Evet, evleniyor dediler. Bircan Bali burada dedi ki onlar zaten evli dedi ve sonrasında bakın ne olmuş. Güzel şarkıcı Sıla evlilik bilmecesiyle kafaları fena karıştırmıştı. Ancak söylemezsem olmaz büyük bombayı patlattı. Hazer Ameni ve Sıla yurt dışında gizlice evlenmişler. Evlendiği iddialarının ardından yılbaşını evinde geçiren ünlü şarkıcının paylaşımı neden şok etti? Fotoğraftaki dikkatlerden kaçmayan detay neydi? Sıla ve ünlü oyuncu Ahmet Kural aşkı büyük darp skandalıyla yeri göğü inletmişti. Aralarındaki dava henüz sonuçlanmamıştı ancak güzel yıldız herkesi şok etti. Söylemezsem olmaz kameralarına yakalanan Sıla ve Hazer Amani neredeyse sarmaş dolaş ve baygın bir haldeydiler. Çift proje konuştuk diyerek aralarında ilişki olmadığını söylemişti. Sıla Hanım, iyi akşamlar. Herhangi bir rahatsızlığınız mı var? Ne oldu, onu öğrenseydik Sıla Hanım. Çok kısa, uyuyor muydunuz? Sıla o dönem evli olan Hazer Amani yüzünden sert bir damga yedi. Yuva yıkan kadın derken işler değişti. Hazer Amani eşinden boşandı ve Sıla'nın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Benim kalbim hep dolu, keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmemiştim. Güzel bir şey yaşıyorum. Sıla ve ünlü şef Hazer Amani artık aşklarını doyasıya yaşamaya başladılar. Yaz boyunca gözlerden uzak durdular. Sonunda Hazer Amani de yaptığı paylaşımda içini döktü. Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim. Bu sıcak sözlerin ardından da evlilik dedikoduları aldı başını gitti. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Ünlü çiftin evlilik tarihi bile ilan edildi ancak gelin görün ki söylemezsem olmaz büyük bombayı patlattı. Bence Sıla ve Hazer evlenirse gizli evlenir. Sonra ne oldu? Ertesi hafta bir tarih daha çıktı ortaya. O da 15 Ocağı denk geliyor. Evet. Magazin kulislerinde şarkıcı Sıla ve Hazer Amani'nin Ocak 2020'nin ortalarında evleneceği iddia edilmişti. Ancak haberler yalan çıktı. Bircan Bali canlı yayında tüm Türkiye'yi şoke etti. Benim duyduğum bir şey daha var ki o da şu. Hazer Amani ve Sıla yurt dışında gizlice evlenmişler. Gizlice evlenmişler. Sıla ve Hazer evlendi. Detaylar iddiaları güçlendirecek nitelikteydi. Yurt dışında gizlice bir konsoloslukta evleniyorlar. Islak imzalı belgeyi gören bir arkadaşım anlattı. Şu an evliler yani. Evet, 17'sinde burada bir belki özür dilerim 15 ya da 17 oraya hatırlamadım. Bir düğün olacak ama şu anda Sıla ve Hazer evliler. İşte bu haberin ardından yer yerinden oynadı. Yılbaşı yaklaşırken Sıla sahnede değil, evde olacağını açıkladı. Herkes Sıla'nın bomba evlilik haberi için ne açıklama yapacağını bekledi. Ancak derin sessizlik adeta evlilik iddialarını doğruladı. Derken Sıla ve Hazer Amani'den gelen yılbaşı paylaşımı ağızları bir karış açık bıraktı. İşte o paylaşım. Şimdi dikkat! Evlendiler iddialarına sessiz kalan Sıla'nın parmağında yüzük var. Dikkatlerden kaçmayan sol elindeki yüzük için magazin kulislerinde tek bir yorum yapıldı. Bu iş tamam. Hadi hayırlısı. Ne diyorsun yüzüğe? Valla benim bildiğim bir şeydi. Hani evlendiklerini duymuştum. Yüzük yani... Yalanlama da gelmedi. Yalanlama da gelmedi. Bir sessizlik oldu. Zaten tam evlenme ay çok da yakışmış. Yüzüğe bir yakınlaştıralım. Evlilik yüzüğü gibi. Evet. Evet. Bir de nereye takmış? Tam. Oraya sola, tam evlenme. Sola geliyor. Evet. Evet. Ay çok güzel. Solda yüzük detayı. Sanki böyle bak hem karnı saklıyor bir havası var. Bebek iddiası da var çünkü şu an. Hamile iddiası var. Hem de sanki yüzüğü vurgulama gibi bir fotoğraf olmuş bu fotoğraf. Zaten Hazer de demişti ki ha 3 gün sonra ha 3 gün önce ne olur evlensek yani diye bir gönderme de yapmıştı. Yarın bir gün evlendikleri çıkarsa biz zaten söylemiştik diyebilirler diye belki. Evet. Valla benim dediğim gibi benim istihbarat sağlamdı. Yalanlama gelmeyince de ben biraz sevinmiştim. Gizli gizli evlendiler. Ha, bizim de üzerimizden yük attı şimdi Allah. Telaşla düşünsene. Bu diyelim bugün Sıla ile Hazer'in düğünü var. Allah'ım yarabbim bizim kameralar gidecek. Oradan 3G 4G yapılacak. Tabii tabii canlı bağlantılar. Vallahi bizim üzerimizden de yük kalkmış. İddia neydi? 13 Ocak'ta evlenecekler iddiasıydı. 13 Ocak'a kadar bekleyeceğiz bakalım. 13 Ocak'a kadar bir yalanlama da gelmedi. Bircan'ın da gördüğü daha doğrusu bildiği gelen istihbarat çok kuvvetli yerden. Yani zaten evet, nikahın yapıldığı yerden ıslak imza konsolosluktan ıslak imza gördü arkadaşım diyor. Bakalım hep beraber göreceğiz.
Bu fotoğraf, yüzük sağ elinde. Ha tabii, fotoğraf öyle şey olunca. Sağ. Yok, yüzük solda şu an. Yüzük sağda değil, solda. Sağ diyor yönetmen. Ön kamera bu diyor. Telefonun ön kamerası. Ön kamerasından baktın, yine de sol. Arkadaşlar yine de sol. Yani, sol mu sağ mı? Yazsanıza bize sevgili seyircimiz. Ben tam yani şöyle ön kameradan yapıyorum, böyle bakıyorum, yine sol yani. Ya bu yüzüğün sol, şey, elin sol parmakta olduğu belli ama tabii kamera, siz ne kastediyorsunuz anlayamadım. Evet, yönetmenimiz diyor ki sağ parmak diyor, sen sol diyorsun. Bana da sol gibi geliyor. Bana da sol bakalım geliyor. Göreceğiz hep beraber. Seyircilerimizden bakıyorum. Arka kamera. Yanıt sol mu, var mı? Ama. Ece Erken'e veya Bircan Bali'ye yazabilirsiniz veya Solmaz yeni hesabına yazabilirsiniz. Sıla'nın. Bir de şöyle çekeyim. Hangi? Evet, sen bir çek bakalım. Bir sen nasıl çekeyim oluyor? Ha. Dur bakayım. Ay ben çekemedim ayol. Ya ön kameradır bu %100. Ön kameradan baktığım ön zaman kamera. Ece bak baktım. Şu elinde sol, elinde yüzük var. Evet. Şurada önünde Hazer varmış. Şöyle tutmuş. Yine sol ya. Sol. Allah Allah. Üf. Dur bakayım. Bunu yönetmenimiz Derya mı söylüyor? Bunu bize fiziksel olarak anlatır mısın? Derya, aklımızla oynadın. Yandık ya. Vallahi billahi sol diyenler var. Ya soldur o ya. Başka bir tane daha fotoğraf paylaşmışlar. Orada yüzük yokmuş başka fotoğrafta. Valla bu sol gibi. Aa, Hazer Amani'nin paylaştığı fotoğrafta da yüzük yok. Aynı kıyafetler. Orada yüzük yok. Orada bilerek da yüzük çıkarmış. Çok enteresan. Gerçekten enteresan. Sol dövmesi var ya yüzüğün altında. Sol diyenler var. Herkes sol diyor. Evet, Derya mıydı bize söylüyor? Derya sağ dedi. Derya ve diğerler olarak ülkece. Sizin yani yönetmenin yön kavramı sıfır. Tabii ki sol. Nursema Çolaksan. Her zaman bize laf söyleyecek değiller evet. Derya. Arada da sana geliyor. Yani net sol zaten. Herkes sol diyor. Evet, sol. Evet. Sıla yeni paylaşım yapmış. Şu an bakın diyor. Sıla'nın bir paylaşımına bakalım. Hadi Sıla'nın paylaşımına bakın. Vallahi hemen bir ya bakalım. Ya ama çok tatlı. Ya Sıla'nın bu renk ne kadar yakışmış Sıla ya. Yüzüne gözüne. Bayıldım. Sıla'nın yeni paylaşımı 17 dakika evvel. Her şey yeni. Yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri. Yeni planlar, programlar heyecanlı yeni. İçime bakıyorum iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur. Hazer Ameni'yi etiketlemiş. Fotoğrafı o çekmiş çünkü. Evet. Fotoğraf o diyor. Peki buradaki parmağına bakalım. Allah Allah. Hazer'in paylaştığı fotoğrafa bakıyorum. Orada yüzük yok. Bu ne acayip iş ya. Orada çıkarmış, orada takmış. Bak Hazer Ameni'nin paylaşıma bakın şu an. Evet. Hayır hayır, var ya. Biraz yaklaş. Bak yüzük altta kalıyor. Hayır, yaklaş Hazer'de bak yok. İyice bak. Bak şuranın şu altındaki şey o yüzüğün çizgisi. Var hayır, var. Hayatım bu kadar da yüzüğü alta nasıl, niye soksun yani? Var var. O zaman ta indirmiş görünmemesi için. Ha, yüzük ya da işte, ya da bol için. Zaten. O yüzük çok o kadar enteresan bol ki. Yüzük var ya. Evet yani. Ya ama çok tatlısınız paylaşma ya. Şu hayretmen bulmaca gibisiniz. Şu siyah saç ne kadar yakışmış ya. Genç, böyle nasıl söyleyeyim, bir seni bir 8 yaş geriye götürmüş Sıla. Yemin çok ederim. Yakışmış aynen çok öyle. Çok tatlı duruyorsun. Evet, bu arada bugün çok özel bir gün. Barış Manço'nun 77. doğum günü. Evet. Saygı ve özlemle anıyoruz Türkiye'nin Barış Manço'sunu. Aslında dünyanın Barış Manço'su o. Dünyanın sevdiği, özellikle Japonlarla kurduğu ilişkiler hepimizin çocukluktan beri aklında. Gerçekten sanatçı denilince akla ilk gelen isimlerden Barış Manço. Bugün onun doğum günü. Nice mutlu senelere demek isterdik. Keşke yaşasaydı ama özlem ve hasretle anıyoruz kendisini, Barış Manço'yu. Ve geçiyoruz. Bir verelim bir şey. Buyurun. Heh, fotoğraflar. Saçtan dolayı öyle dedik diyor yönetmenimiz. Sen hala sağ mı diyorsun? Evet. Ha, Hazer'in görüntüsünden, saç renginden, saç stilinden öyle bir karar verdik diyor. Allah Allah. Evet. Bir dakika. Evet. Bu olması gereken bu diyor. Yani siz sağ mı diyorsunuz? Reji inatla sağ diyor. Evet. Reji inatla şu an sağ diyor. Sağ taraf. Allah'ım yarabbim. Şimdi onların tabii birazcık daha bakış açısı... Tam kamerayı bildikleri için bizden daha iyi olabilir. Sağ diyorlar. Peki. Peki sağysa nişan yüzüğü olur o. O zaman nişanlandılar. Ya zaten... Ama sana göre evlendiler. Ya tabii ki yani. Islak imzayı gördüm diyorsun. Evet, bakalım ne olacak. 13 Ocağı bekleyeceğiz. Nasıl bir şey soracağım? 13 Ocağı kadar sessiz kalıp
Evlenip çıkacaklarsa ne olacak şimdi? Daha evvel de sessiz kaldılar. Hatırlıyor musun? Biz burada bir iddia verdik yine. Evet. Evlenecekleri tarihi söyledik. Evlenecekleri mekanı söyledik. Evet. Ve ne oldu? Sessiz kaldılar. Ama evlenmediler. Şimdi 13 Ocak diye yeni bir tarih verildi. Yine ona da sessiz kalıyorlar. Bakalım ne olacak ya? Bulmaca gibi bir çift bunlar. Gerçekten sizi anlayamadık ya. Sağ mı sol mu onu bile anlayamadık yani. Onunla bile kafamız karıştı. Onunla bile sıkıntı var. Peki.